Merhaba. Bugün size bu iki kahve yapma makinesini, Türk kahvesi yapma makinesini kıyaslamak istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz, bir şey yapmıyorsunuz. Suyu kendi alıyor. Sadece kahveyi koyuyorsunuz. Yıkamıyorsunuz da tek yaptığınız şey düğmeye basmak. Diğerinde ise ayarlama, suyu koymanız siz gerekiyor. Bir de başında beklemeniz gerekiyor. Şunu da beklemeniz gerekmiyor tabii. O pişirip koyuyor önünüze hazır. Ha, derseniz ki fiyat olarak değer mi? Yani bir kişisel bir tercih bu. Kullanıyorum, rahat, memnunum ama hani o kadar da fiyat ödemeye gerek var mıydı? Dediğim gibi kişisel tercih. Rahatlığınıza çok düşkünseniz evet, ama şöyle bir yorum yaptılar ben bu kahve makinesini tanıttığımda. İçindeki suyu alan borular çok kötü, bozulmuş, küflenmiş mi bir şey olmuş yani. Çok berbattı, çok pisti. Onların yenilerini sipariş verdim gibi bir yorumda bulunan olmuş, bilemeyeceğim. Bu makinenin bir dezavantajı, suyu kendiniz koymadığınız için 3 tane ayarı var. Yani 3 fincan büyüklüğü var. Hani onun dışında bir farklı fincan büyüklüğüne sahip fincanınız varsa o sıkıntı oluyor. Duble istemişti bir arkadaş. Fincan buraya sığmadı. Büyük fincan. O sıkıntısı var. Bir de işte o kahve suyunun miktarını, yani fincanın ebatını ayarlarken unutursanız, büyük de kalıyorsa küçük bir şey koyuyorsanız, fincan koyuyorsanız taşma yaşayabiliyorsunuz. Şimdi ikisini de deneyelim. Lezzet olarak inanın ben bir fark görmedim. Belki gören vardır. Ama benim için ikisi de güzel yapıyor. Çok bir farkı yok. Bu sadece kolay, pratik. Diğer cezve tarzı olan işi ise fiyat olarak ucuz ama işte beklemeniz gerekiyor, yıkamanız gerekiyor falan. Şimdi ikisine de aynı miktar kahve koyuyorum. Tabii bu kendi karıştırıyor. Bir şey yapmanız gerekmiyor. Ama diğerinde yani çok mu zor? Ne olacak? Karıştırıveririm. Aslında ama işte. Şimdi ikisini de aynı anda çalıştırmam gerekiyor. Bunu közde çalıştırmıyorum. Onda da çok büyük bir fark görmedim. Yani közde odun kokusu bilmem nesi olması gerekiyor ya da kömür kokusu. Bunların hiçbiri olmuyor. Sadece ağır pişiriyor. Bilemeyeceğim. Benim için çok şey değil. İkisine de aynı anda basmam gerek. Aşağı yukarı bastım. Şimdi bakalım. Diğerini tabii başından hiç ayrılmamam lazım ki köpüğü kaçmasın. Buraları ben kesmiyorum. Normalde videoları keserim. Kısaltırım sizi bekletmemek için ama bu sefer siz atlayın. Ben kesmeyeyim. Bu 600 wattlık. Hemen hemen oldu. Şöyle gösterebilir miyim? Onu gösteremedim. Ama dökünce görürsünüz. Ya, düzgün dökeyim de. Vallahi bir ayarlayamadım kameradan da. Sol elimi de çok kullanamadığım için. Neyse şöyle bakalım. Aşağı yukarı aynı zamanda oldu. Şimdi bir saniye kamera açısına yer. Evet, arada saniyeler fark var. Çok da bir şey fark etmiyor. Hatta bu daha hızlı yaptı. Ah. Evet, bu kadar. Bunun orta yerde, orta ölçüdeki fincan ölçüsünü kullandım. Temizlemesi kolay işte. Kapatma düğmesine basıyorsunuz. Öbürünü yıkamam gerekiyor. O kendi kendine içine suyu alıyor, boşaltıyor. Ama şunu arada çıkarıp temizlemeniz de gerekiyor. Burayı.
Şurada şuraya geldiği için su buradan şey yapmanız gerekiyor. Boşaltmanız gerekiyor. Yani tamamen de kendi kendini temizlemiyor. Hangisini tercih edeyim derseniz dediğim gibi kişisel bir tercih. Tatlarına bir daha bakayım sizin için. Yani aynı kahve olduğuna göre. Belki ısı farkından, pişirme süresi farkından bir fark var mı? Açıkçası yok. Bu hala temizlemeye devam ediyor. Dediğim gibi benim için iş yapmak çok sorun değil. Kendim yıkarım, temizlerim, ayarını da yaparım derseniz. Ve tabii ki fiyat önceliğinizse elektrikli cezveleri. Ama ben çelik tavsiye ediyorum. Yani plastiklerde ne kadar sağlıklı diyorlarsa da bir türlü içime sindiremedim. Ama şey rahatlığıma düşkünüm, keyfime bakarım diyorsanız da sizin için ekonomik olarak sizi ekonomik olarak sarsmayacaksa da Arzu Mokka'yı tavsiye ederim. Neyse ikisini kıyasladım, tercih sizin. Evet, videoyu kapatmıştım. Sonra kahve içmeye devam ettim. İçtikçe bu cezvede yaptığım kahvenin biraz daha yumuşak, bunun şu otomatikte yaptığımın biraz daha sert olduğunu gördüm. Büyük bir ihtimalle biliyorsunuz kahvenin aromasının çıkması için belli bir kaynama noktası gerekiyor. Bu kişinin damak tadına göre işte 97, 96 falan yazıyorlar. Bu alet otomatik yapıyor. Bunu kendimiz ayarlıyoruz. İşte köpükleşmeye başladı mı kaldırıyorsunuz. Yani çok önemli bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bunu da hani size hatırlatmak istedim, söylemek istedim. Çünkü böyle bir farkı hissettim. Bir daha yaptığımda olur mu onu da bilmiyorum. Bir daha denemedim tekrar aynı anda ikisini. Ama haberiniz olsun diye videonun devamını çektim. Benim için ikisi de güzel, ikisi de içilir. Hiç sorun değil. Bunun ayrı pratikliği var. Bunun ayrı pratikliği var. Artısını eksisini yazın. Hangisi işinize geliyorsa onu alın. Bol köpüklü günler.